Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Reklamlara gitmeden önce Sayın Çiğdem Toker'in çok önemli bir sorusu vardı. İsterseniz o soruyu tekrar alalım ve değerlendirmesinde Sayın Faruk Bey'in baştan başlayalım. Birbirine bağlı iki İki sorum vardı. Evet, soru muydu? iki Tamam. sorum vardı. Birincisi şuydu. Vatandaşlık maddesinde uzlaşma sağlanamayan bir ortamda yeni anayasa tekemmül eder mi, tamamlanır mı? Bu konuda ümitli misiniz? İkincisi de Sayın Başbakan'ın grup toplantısında yaptığı bir çıkışa, bir konuşmaya atıfta bulunmuştum. Yıl sonuna kadar bu iş oldu oldu, olmadı biz yolumuza devam ederiz sözüne. O söz de çok tartışıldı, hala tartışılmakta. Bir spekülasyondur gidiyor. Bu yola devam edilecek partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğu yönünde. Bu bir spekülasyon mudur? Hakikate ne kadar karşılık gelir? Siz buna kendinizi taraf görüyor musunuz? Evet. Demiştim. Evet. Ben de son sorudan başlayabilmiştim. Evet, tekrar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hakikaten çok ciddi bir emek veriyoruz bu anayasa yapımına. Dünyadaki bütün anayasa değişikliklerini inceledik. Türkiye'deki geçmişteki anayasa değişikliklerini inceledik. Türkiye'deki bütün anayasa tasarı taslaklarını mukayese olarak inceledik. Ve Türkiye'ye bir anayasa yapıyoruz. Bu millete, bu ülkenin vatandaşlarına bir anayasa yapıyoruz. Kimliği altında her toplantıya hazırlıklı gidiyoruz. Dolayısıyla bu diğer üç partinin de pozitif bakışlarını Milliyetçi Hareket Partisi'ne yansıtıyor. Dikkate alınıyor ifadelere. Bu vatandaşlık ve eğitim hariç hepsi dikkate alınıyor. Şimdi 31 Aralık'a kadar bitmezse Sayın Başbakan diyor ki biz yolumuza devam ederiz. 31 Aralık'a kadar bitmeyebilir bu. Ama Sayın Başbakan'ın veya partisinin tek başına gideceklerse yollar açık olsun. Yani o bizim takdirimizde bir durum değildir. Eğer uzlaşma komisyonu şartları daha olumlu hale getirerek dört parti ile bu anayasayı inşa edebilirse Milliyetçi Hareket Partisi açısından doğru budur. Çünkü bu dört partinin meclisteki temsil oranı milletin tamamına yakında. %92-93'ü temsil ediyor. Yani esas parlamenter temsiliyet açısından ifade ediyorum. Doğru olan budur. Olmazsa elbette ki Türkiye bugünkü anayasayla devam etmek durumunda değildir. Bugünkü anayasayı olabildiğince ya köklü bir değişikliğe tabi tutmak veya yenilemek veya yeni bir anayasayı yapmak. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda olduğuna göre onun bir atraksiyonuyla mümkün olabilir. Bizim tabii ki doğmamış çocuğa at koymamız mümkün değil. Önümüzde yaşayacağımız süreç ne gibi sorunlar yaratacak bunu bilmiyoruz. Ama biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ısrarla, İnatla uzlaşı aramaya devam edeceğiz. Bizim dışımızdaki sebeplerle bu ortadan kalkar ise pek çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin söylemleridir bu. Bizim açımızdan resmen herhangi bir bize bilgi verilmediği gibi böyle bir talep de Milliyetçi Hareket Partisi'ne olmamıştır. Ama bu spekülatif olay ne derecede doğrulur onu gelecekte görürüz. Peki burada üzerinde uzlaşma sağlanamazsa eğitim gibi, vatandaşlık tanımı gibi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler gibi. Bunlar olmadan bir anayasa söz konusu olabilir mi? Olamaz. Yani onlar zaten değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddenin olmaması daha vahim bir durumdur. Dolayısıyla değiştirilmesi teklif edilemeyen maddeler mutlaka değiştirilmemesi gereken maddelerdir. Olmaz diyorsunuz. Ben bu anayasa bölümünü kapatıp başka sorulara geçmek istiyorum ama Çiğdem Toker'in de tecrübeli bir Ankara temsilcisi ve köşe yazarı. Ona da sormak istiyorum. Meclisteki bu çalışmalardan bir anayasa çıkacağını umut ediyor musun? Çıkması için nelerin yapılması gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Yani bu ülkede kötümserliğin ve karamsarlığın bir konforu var. Yani hayır çıkacağını hiç umut etmiyorum demek işin kolay tarafı ve ihtimal hesabı olarak baktığında da daha akla yakın geliyor ama keşke hakikaten dört partide başlangıçtaki taahhütlerine
Sayın Bal'ın söylediği gibi masadan kalkan taraf biz olmayacağız cümlesini her bir partinin temsilcisi zikretti. Bu hakikaten sonuna kadar zorlansa ama vatandaşlık meselesi hakikaten çok çetin geçecek bir mesele. Özellikle BDP açısından bakıldığında bu Türk vatandaşlığı tanımında öyle kolayına bir ortak payda kurulamayacak gibi geliyor. Evet. Zorluklar yoruma yorum olmaz olmuşsun. Ama ben bir cümle ifade edeyim. Tabii buyurun. Orada bize diyorlar ki Türk kelimesini koyarak siz bölücülük yapıyorsunuz diyorlar. Öyle mi diyorlar? Siz ne diyorsunuz? Ne denir bu lafın üzerine yani? Gülüyor musunuz? ben de bir cümle izninizle söyleyeyim. Başka evet. Konuya geçeyim. Tabii Türkiye özellikle Orta Doğu'da Arap Baharı ile birlikte diktatörlerin yönetiminden kurtulmuş ülkelere dönüp diyor ki Libya'ya, Tunus'a, Mısır'a kendinize yeni bir anayasa yapın diyor ama kendisi çok partili, 1950'de çok partili sisteme geçmiş ve demokrasiyle cumhuriyetle idare edilen bir Türkiye'de artık bir sivil anayasa yapma becerisi ve başarısını göstermeli diyorum ben de. Kesinlikle, kesinlikle zor da değildi. Yani çok kolay, çok basit bir işte bu kadar ayrışmaya düşmeyi ben hiç anlayamıyorum yani. Evet. Hiçbir şeyden izah edemiyorum. Evet, istersen Çiğdem diğer konuya geçelim. Değil mi? Yerel seçimlerin tabii öne alınmasıyla evet. ilgili AK evet. Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak hareket ettiği bir anayasa değişikliği evet. girişimi oldu ama başarısızlıkla maalesef, sonuçlandı. Maalesef. Şimdi önümüzde ne duruyor? Sayın Cumhurbaşkanı parlamentoya gönderdiğine göre iki parti yeniden mi bunu gündeme getireceksiniz ya da seçimler normal 29 Mart'taki kendi sürecinde mi yapılacak? Şimdi tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz yerel seçimlerde çok büyük bir aday kitlesi ortaya çıkıyor. 50 milyona aşkında seçmenimiz var. Evet. 80 binini aşkında aday var. Aday adayların çalışmasını bir kenara bırakıyorum. Sadece adaylar. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi, efendim köy muhtarı, mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti üyesi dediğin zaman 80 bini aşkın. Yerel seçimler çok daha demokratik seçimlerdir. Dolayısıyla seçmen birebir kime oy vereceğini bilme hakkını orada kullanmak istiyor. Diğer taraftan da yerel adaylar, belediye başkanı, belediye meclisi, il genel meclis üyesi, muhtarı veya diğerleri ne yapacağını seçmene anlatması gerekiyor. İşte bu iki isteği buluşturan iklim bizim şimdiki anayasamıza göre Mart ayı. Seçimin başlangıç tarihi Ocak, oy verme günü de Mart ayının son günü. Bu bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kar, kış, fırtına, bora, yağmur, çamur, soğuk, don. İşte bu tabii engeli ortadan kaldıralım diye Sayın Genel Başkanımız bir ifadede bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi de bulundu. Dolayısıyla gelin o zaman yapalım dedik. Bu diğer partiler tarafından da eleştirilmedi. Doğru olduğu ifade edildi. En azından Anayasa Komisyonu'ndaki ifadeleri ben biliyorum. Makul bulundu en azından. Makul bulundu. Evet. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Ekim ayının son günü değil de Kasım ayının boş ilk 3 Kasım olsun anlamında evet. ifade etti. Bu yani telaffuz edilemeyecek bir itirazdır. Yani bu, böyle bir şey olmaz yani. Nitekim onlar da geri çekti. Geri çekti dediğim bu söylemlerini tekrarlamadılar. Ve 27 Ekim tarihi itibariyle yapılmasını onlar da benimsediler. Biz de kaçmıyoruz seçimden, biz de evet diyoruz ama oy vermediler. Şimdi gerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarında tabii ki mazeretli, görevli arkadaşlar vardı ki onlardan bir tanesi de bendim. Son oylamaya katılamamış birisi olarak üzüntümü de ifade ediyorum. İstenilen çoğunlukta çıkmadı. Bu çıkmayışın arkasında bir takım meclis numaralarını aramak mümkün. O ortaya çıkan rakamlara göre bunu bulmak da mümkün. Ama işin bu boyutunu karıştırmanın bir anlamı yok. Madem Cumhuriyet Halk Partisi istiyor, madem Sayın Cumhurbaşkanı referandumsuz bu geçsin anlamında iade etti meclise. O halde biz imzamızın arkasındayız.
bütün milletvekillerimizle bu anayasa değişikliği teklifine evet oyu vereceğiz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapar onu tabii ki bilemem. Kendi partileri bilir. Burada benim tabii ifade etmek istediğim husus, eğer siyasi olarak bir irade beyan ediyor, evet biz de buna taraftarız diyorsanız, bunun bir tek yolu var, oy vereceksin kardeşim. Taraftarız ama oy vermem. E o zaman bunun bir anlamı yok. Şimdi 27 Ekim efendim 4 gün kaldı zaten. Kasım ayında da olabilir bu. O zaman şunu sormak gerekmiyor mu? Kasım ayında olabilir diyorsanız, kış, yağmur, çamur, boran açısından Mart'la arasında nasıl bir nitel farkı var? Ekim şu anda Ekim'deyiz değil evet. mi? Ekim'de soğuklar hala ben paltosuz geldim. Ama evet. Mart ayında paltosuz gidemem. Belki içime kazak giyeceğim. Değil mi? Yani Türkiye'deki... Kasım daha mı elverişlidir Mart'a göre? Hayır. Kasım ayı dediğim. Kasım ayı içerisinde bu anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir diye ifade ettim. Tarihin biz Kasım'a alınmasını önermiyoruz. İlk irademiz neyse orada duruyoruz. Yani Ekim ayının son günü en doğru tarihtir. Bu propaganda faaliyetlerinin rahat yürütülmesi açısından mı böyle bir takvimi? Tabii yani şimdi Ağustos ayı itibariyle genellikle hasadın kalktığı, efendim tatil mevsiminin bittiği, çoluk çocuk hep bir arada olunduğu, yani doğal olarak seçmene ulaşılabilecek en doğru aydır diye değerlendiriyorum. Eğer AK Parti size 17 Kasım ya da 24 Kasım diye yeni bir tarih önerisiyle gelirse, Ekim'de olmuyor. İşte seçimlere bir yıl kala yapılan değişiklikler uygulanamıyor. Yok orada, hayır efendim, orada, evet. Hayır, anayasanın 67. maddesidir sizin bahsettiğiniz, evet. Son fıkrasıdır. Onun oy verme tarihi ve propagandanın başlangıç tarihi itibariyle uygulanmayacağını biz bu değişikliğe yazdık. Dolayısıyla o bir engel değil. Burada bir hukuka aykırılık yok mu? Yani hayır. Onu dikkate, 67. maddenin son fıkrasına dikkate almıyor olmak anayasaya aykırılık teşkil etmiyor mu? Bu bir anayasadır. Yaptığınız işte bu anayasayı değiştiren bir anayasa değişikliğidir. İkisi de anayasadır. AK Parti'yle yeni bir tarih önerisi benim bilgim dahilinde herhangi bir öneri yok. 3 Kasım'a karşıydınız değil mi efendim parti olarak? 3 Kasım tarihine. Tabii 3 Kasım tarihi çok kötü şeyleri çağrıştıran tarihtir. Yani evet. Susurluk olayının başlaması gibi. AK Parti'nin tek başına iktidar olması gibi. 2020'nin 10. yıl dönümü gibi. Vesaire. Yani doğal bir propaganda avantajı sağlayacağı elbette, gerekçesiyle elbette. MHP'nin itirazı var. Peki ikinci girişimde de yine anayasayı değiştirecek çoğunluğu bulamazsa MHP ve AK Parti, o zaman liderlerin iradesi, parti disiplini sorgulanır mı? Böyle bir tehlike bekliyor musunuz? Yani bizim açımızdan böyle bir sorun doğmaz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ne olur onu bilemem tabii. Yani bizim açımızdan, bizim milletvekillerimiz, işte görevliler görevine geri alınır, gönderilmez. Bizde bir sorun olmaz. Yani bu sadece görevlendirmeden mi oldu yoksa MHP ile ilgili yani olarak? Benim kendi açımdan efendim çok sizin. Önce, aylar öncesinden belirlenmiş. Vazgeçilemez bir iş yapmak zorundayım. Evet. Düğünüm vardı. Onu bırakıp gelemezdiniz. Yani mümkün değildi. Diğerlerinin bu kongreyle ilgili bir tavır olarak yorumlandı MHP'den diğer katılmayan. Yok, öyle hayır. Bir şey gördünüz yok, mü? Yok, hayır. Hayır, kesinlikle yok. Görevli arkadaşların görev yerleri belli, gelmeyenler belli. Bir tek Koray Aydın Bey iştirak etmemiş buna. Onun da tabii ki bir genel başkan adayıyım diye dolaştığı haller vardır. Aslında onun da gelip oy kullanması gerekirdi ama kullanmadı. MHP kurultayında son bölümde çok teferruatlı olarak konuşacağız. Evet. Burada sormamız gereken bir şey var mı? Yok, aslında Sayın Bakan izah ettiler. Bu 8 frenin analizi o ilk 2 günün sıcaklığında çok tartışılmıştı. Sayın Başbakan da yani hem... O analize kalkarsa çok uzun sürer. Ondan önce verilmiş 384 oy vardır. Evet. İkinci, birinci... İlk turda. Hayır. Evet. Son oylamanın yapıldığı gün maddeleri ikinci maddede sanıyorum 284 oy verilerek, yani bu muhtemeldir ki bir aymazlığa sürüklemek, grup başkan vekillerini bir aymazlığa sürüklemek için rahat olun bu evet. Geçecek diye 384. Önden sürülmüş bir şey gibi. Ha, burada yem taktik gibi. Bir yem gibi evet böyle taktikler oluyor maalesef. Evet. Ama bu kez daha disiplinli olunur elbette, diyorsunuz. Elbette. Bir tehlike görmüyorsunuz siz. Elbette.
Biraz Büyükşehir Yasası'nı konuşmak istiyorum. Evet, konuşalım. Büyükşehir Yasası nedeniyle de MHP'de bazı kırgınlıklar oluştu, bu oy verilmedi diyorsunuz. Ben öncelikli olarak Büyükşehir Yasası ile ilgili sizin bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi efendim, yok, Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki Büyükşehir Yasası'na karşıdır. Bu ayrı bir iştir. Anayasa değişikliği ayrı bir iştir. Oraya sakla sabanı karıştırmanın bir anlamı yok. Büyükşehir Yasası'na biz göğsümüzü siper ederek çıkmaması için çalışacağız. Anladım. Bütün iş düzük imkanlarını kullanacağız. Genel nitekim kurul aşamasında. Kullandık, evet. Genel kurulda. Şimdi niçin Büyükşehir 29 ilde Büyükşehir Yasası'nın efendim hayata geçirilmesine ilişkin tasarıya karşıyız? Biz illere büyükşehir statüsü verilmesine karşı değiliz. Neye karşısınız? 29 tane ile değil, 59 tanesine versin, 69 tanesine versin. Hiçbirisine karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz husus şudur. Bu tasarı ile gelen bir yeni kurulan ve var olan 29 ilde büyük şehrin il sınırları mülki idare sınırına kadar taşınıyor. Evet. Ve orada bulunan her seçmenin Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy vermesi öneriliyor. Evet. Bu makul, mazeret olarak ifade edilebilecek hiçbir değerle bağdaştırılamaz. Bunun adı Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek değil. Bunun adı tam olarak eyalet başkanı seçmektir. Nitekim BDP buna şu açıdan evet diyor ama eksik diyor. Valiyi de kaldıralım diyor. Vali de kalktığı zaman bunun statüsü zaten eyalet haline gelir. Eyalet sistemine geçiş olarak Geçiş olarak düşünüyorum. Birincisi bu. Bunu da PKK'nın demokratik özellik talepleriyle örtüşen bir yasa olarak değerlendiriyor. Ve Türkiye'deki bölünmeye giden bir süreç içerisinde işin ucunu kanatan bir hukuki düzenleme olarak görüyoruz. Niçin? Şunun için. Şimdi bu tasarıyla Büyükşehir Belediyesi kurulan illerde yaşayan vatandaşlar, kurulmayan diğer illerde yaşayan vatandaşlar arasında gideceği, müracaat edeceği makam açısından iki statü oluştu. Birinci statüde, büyükşehir statüsünde il genel meclisi kaldırılıyor. İl özel dairesi kaldırılıyor. Bütün belde belediyeleri kaldırılıyor. Bütün köyler kaldırılıyor. Köyler yerine muhtarlıklar kuruluyor. Bu nedir? Bu işte eyalet yönetimidir. Olmayan yerlerde, büyükşehir olmayan yerlerde ise orada yaşayan vatandaşlar il genel meclisine, meclisinin hizmetine muhatap. İl dairesinin hizmetine muhatap, köylerin ve köy kanununa muhatap, belde belediyelerin kanununa muhatap. Dolayısıyla iki statülü bir vatandaş oluşturuluyor. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Bu anayasadaki 123. maddedeki idarenin bütünlüğü, bölünmezliği ilkesine aykırı. Bu anayasanın 126. maddesine aykırı. Bu anayasanın 127. maddesine aykırı. Anayasada var olan il özel dairesi, il genel meclisi gibi kurumları kanunla kaldıramazsınız. Anayasada var olan devletin eşit hizmet sunma mükellefiyetini ortaya koyan 10. maddesine aykırı olarak iki ayrı kutup veya iki ayrı grup yaratıp bunları iki ayrı statüye getiremezsiniz. Dolayısıyla bu gelecekte madem yaptık onu verdi, bir de bunu büyük şehirlere göre değil de etnik yapıya göre ayrı verelim'e gider diyorsunuz. Ben şimdi Çiğdem Toker'in de onun devamını soracağız, çünkü Çiğdem Toker de bu konuda çok derin analizleri oldu, iki yazı üst üste yazdı. Onun bu konuda soracakları varsa, konuyu bilen birisi evet. olarak onu sormak istiyorum. Ama ben Çiğdem Toker'e burada bir anayasaya aykırılık iddiası oldu yazında, köyler kapatılırken idari federalizm mi geliyor diye başka da bir sorun oldu. Benzer gerekçelere mi dayandırdın? Senin farklı mıydı? İki şeyi birbirinden ayırıyorum ben. İki ayrı yazıda işledim zaten. Şimdi
Sayın Bakan'la şu konuda hemfikirim. Yazıda da zaten işlemiştim. 16 artı 13 29 Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde yaşayan vatandaşın iki ayrı hukuka tabi olmasını, ki öyle bir şey yaratıyor, ikili bir statü yaratıyor. Bu şekilde yasalaşırsa evet kanun önündeki eşitlik ilkesine apaçık aykırı görünüyor bence. Yani azıcık hani biliyorsam, hissediyorsam, görüyorsak öyle görünüyor. Yani o anlamda Sayın Bakan'ın saydığı gerekçeler hakikaten hukuki bir temele oturuyor. Ama mesela idari federalizm CHP'nin tezi, beylikler yaratılıyor, modern beylikler yaratılıyor da MHP'li üye Hasan Hüseyin Türkoğlu, Sayın Osmaniye Milletvekili'nin tezi. Ben alt komisyon raporunu okudum. Çok evet, dikkatli okudum. Kapsamlı bir alt komisyon raporu hazırlanmıştı. İçişleri bünyesinde oluşturulan. Yani o beylikler dediği benim de evet evet. Eyalet sisteminin. Eyalet anlamındayız. Evet. Ama orada şunu mesela şunun şu soruyu merak ediyorum cevabını. Gerek idari federalizm gerek eyalet sistemi CHP ve MHP işte bu şekilde kavramsallaştırıyor. Yatırım izleme komitesi merkezi idi. Sonra başkanlığa dönüştü itirazlar üzerine. O hakikaten mesela demin siz BDP eksik itiraz ediyor dediniz ya. Orada hakikaten valiliği güçlendiren bir sistem var. Valiliği güçlendiren sistem de öz itibariyle baktığınızda merkeziyetçiliği güçlendiren bir sistem. Yani mevcut hükümeti, mevcut iktidarın yetki alanını alabildiğine genişleten yatırım izleme komitesi başkanlığı eliyle bir sistemin federatif ya da eyalet benzeri bir yapı önermesi çelişmiyor mu? Bir yandan baktığınızda. Çünkü çok yetkili bir kurumdu bu. Gerçi biraz budandı komisyonda. Siz tabii ki başka bir pencereden bakıyorsunuz. Benim baktığım pencereden bakmıyorsunuz. Bizim ifademiz burada Büyükşehir Belediyesi ile bir eyalet sistemi oluşturuluyor. Yarın idari vesayetin düğün noktası olan yani merkeziyet ile merkezi idare ile mahalli idare arasındaki vesayet makamının organı olan vali de ortadan kalkarsa diye ifade ediyorum ben. Vali ortadan kalktığı takdirde zaten Çiğdem sorun... Çiğdem Toker de tam tersine güçlendirdi diyor. Güçlendirildiğini evet. Bizim baktığımız pencere şu. Bir belediye başkanı eğer il sınırlarının tümünün oyunu alarak seçilirse o artık belediye başkanlığının çok üzerindedir. Çok yetkilidir. Dolayısıyla yetkisini bütün köyden, kentten, bucaklardan almış bir belediye başkanının önünde vali mavi duramaz. Bunun adı eyalet olur. Ben o açıdan bu pencereden evet. bakarak cevap verdim. Diğer taraftan da sizin ifade ettiğiniz yatırımları izleme komitesi dediğiniz komite yani tabir yerindeyse böyle bir itiraz gelirse bak buraya bir madde yazdık. Demek için mi demek diyorsunuz? Demek içindir. Ya demek kozmetik içindir. Bir şey. O... Tabii tabii makyajdır. Onunla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla bunun... Yani işlevsel değil midir? İşlevsel değildir efendim. Eğer yapılacaksa gayet basit. Büyükşehir Belediyesi falan kurmaya gerek yok. İl sınırlarına kadar genişletmeye gerek yok. İlin seçmenlerinin oyunu belediye başkanına taşımaya gerek yok. Bunun için köy kapatmaya, bunun için belde kapatmaya gerek yok. Bir karar alır. Bakanlar Kurulu der ki ben ilin yatırımlarını şöyle bir komitede koordine edilmesine karar verdim. Bitti. Bu kadar basit. Ama şu anda bu sistem yasalaştığında çok yetkili olacağını söylediniz ki öyle görünüyor. Bu sınırların mülki sınır olarak evet. belirlenmesi dolayısıyla. Yani demokrasi açısından baktığınızda önünüzdeki kanun, kural, genelge bunları bir kenara atın. Oy almış. İlin oyunu almış, her seçmenin oyunu almış kişinin demokratik meşruiyeti en güçlü argümandır kanuna, genelgeye, yönetmeliğe göre. Ama o yatırım maddesi öyle bir madde ki. Siyasi sonuçlar doğurur diyoruz Türkiye'de. Evet, anlıyorum. Siyasi sonuçları yani Güneydoğu açıkça ifade edeyim burada. Bir federasyon sistemi, efendim, bir bölünme oraya mı gider? Açıkça ifade edeyim evet. burada. Farz edelim ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 tane büyük şehir oluşturuluyor şimdi. Temenni ederiz ki böyle bir durum gerçekleşmesin. Ama gerçekleşirse Diyarbakır, Mardin, Van bölücü efendim siyasetin demokratik meşruiyeti haline gelecek ve bir adım ötesine gittiğimiz zaman
demokratik özellik denilen tanımıyla örtüşen Türkiye'nin 3 tane vilayeti olacak. Bunun etrafındaki küçük illere baktığımız zaman Hakkari'si, Şırnak'ı, Bitlis'i, Siirt'i, bunlar da buraya yapışabilecek efendim şeylerdir, illerdir. Dolayısıyla bu Türkiye önünde çok büyük bir tehdittir. Bu tehdidi eğer şimdi meclisteki vekiller, meclisteki partiler anlamaz ise iş gerçekleştiği zaman köprünün altından çok su geçmiş olur. Çiğdem Taker. Ben şunu soracağım. Söyleyecektim arada aslında siz açarak tamamlamış oldunuz. Bu kadar çok oyu almış, tabanı bu kadar çok genişleyen bir belediye başkanı yarın benim işte şöyle 5 liralık harika bir projem var deyip valinin kapısını çaldığında o yatırım izleme komitesi başkanı sıfatıyla vali onu bir kalemde çizebiliyor, silebiliyor, izin vermeyebiliyor. Yok İşin, öyle bir durum zaten şimdi de yok. Meclisinin kararında her şey. Mevcut tasarı şey olursa, yasalaşırsa evet. Öyle görünüyor yani... Benim okumam öyle. Merkezileşmek evet. Derken de aslında yani sadece kastettiğim oydu. Belediye başkanı aldığı oyla şimdi oya dayanan evet. Böyle makyaj bir karar malzemesi, alamaz. Bence o makyaj malzemesi üzerinde fazla enerji sarf etmeye gerek yok. Asıl bizim konuşmamız gereken burada şu düşünce pompalanıyor. Ben şaşırıyorum. Diyorlar ki ne güzel şu illerimize büyükşehir statüsü veriyoruz. Evet. İşte bakın İstanbul'da Kocaeli'de verdik ne güzel oldu. Burada da güzel olacak. Bu sap ile sabanı birbirine karıştırmak demektir. İstanbul'da Kocaeli'de illerin, bu iki ilin beldeleri birbirleriyle yapışık vaziyettedir. Ama bir Konya öyle değil. Evet. Konya'da işte en batıdaki beldesi Çeltik'in Honan beldesidir. Polatlı'nın dibindedir. En doğudaki ise Mersin'in dibinde Halkapınar'dır. Efendim kuzeyindeki Kulu, güneyindeki Seydişehir. Bunların arasındaki mesafe doğudan batıya 520 kilometre. Kuzeyden güneye 530 kilometre. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, ben Konya açısından ifade ediyorum. Nasıl yetişecek buraya? Şimdi siz bunu şey izleyince Konyalılar kızmaz mı? Bak Konya milletvekilimiz olarak Konya ile ilgili böyle bir şeye karşı çıkıyor diye. Efendim? Konyalılar kızmaz mı şimdi size? Konyalılar niye çıksın? Hakkını savunduğum için Konya'da bugün 168 tane belde kapanıyor. Konya'nın bütün köyleri mahalle haline geliyor. Niye Konyalı kızsın? Kendisine hizmet eden diyorlar. Şimdi bak o kızma olmaz Abdülkadir'ciğim. Niye olmaz? Beldede belediye başkanı demek sadece çöpü toplatan, kumu yollara döken, asfaltı yapan adam değil. Bu bizim kültürümüzde, yönetim anlayışımızda belediye başkanı o toplumun sosyal lideridir. O belediye başkanı kendisine oy vermiş, vermemiş insanlar arasındaki reislik görevini yerine getirirken örnek gelin ile kaynana birbirlerine kötü laf söylerler. Kayınpeder gider der ki ya reis bey gel şu bizim işte evdeki işe bir bak. Gelir reis beye bir çay kahve ikram edilir o düzeltir. Oğlan küşer gider, reis bey gider getirir. Gelin küşer gider, reis bey getirir. Böyle bir sosyal boyutu var. Nişanına gider, düğününe gider, ölümüne gider vesaire. Böyle bir sosyal yönü de vardır. Şimdi bu sosyalini olan belediye reisini sen alıyorsun, bir kenara koyuyorsun, onun yerine merkezden atama memur vereceksin. Büyükşehir Belediyesi nasıl yapacak? Gidip Konya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı, efendim beldenin başına oturup da belediye hizmeti mi verecek? Oraya memur getireceksin. Memur yani atanmış kişiye yerel hizmet verdireceksin. Bu akla ziyan bir iştir. Dünyanın bütün ülkelerinde yerel hizmeti yerel seçilmişler verir. Ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şaşırıyorum. Hep seçilmişlere üstünlük tanıyan bir parti iken şimdi seçilmişleri yok sayıyor. Belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini, efendim ihtiyar heyetlerini yok sayıyor. Onun yerine belediye Büyükşehir Belediyesi'nin atadığı memur yapacak. Memurun ne yaptığını biz biliyoruz. Sabah 9, akşam 5, salla maaşı, al maaşı. Şimdi bir kısa reklam arası vereceğiz. Tabii Büyükşehir Yasası'nın elbette ki pozitif tarafları da vardır. Onu da iktidar partisi yöneticilerini buraya davet ettiğimizi onların ağzından dinleriz. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim. Evet, ama ben bu Büyükşehir sonra... konusunda bir iki şey daha söyleyeyim. Tamam, reklamlardan sonra soracağım. Reklamlardan sonra. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili seyirciler.